ış Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte nefis bir kahvaltılık sos tarifi hazırlayacağız. Herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceği, çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Malzemelere hızlıca bir göz atalım. Kap biber, domates, yeşil biber ve bir baş sarımsak. Malzeme listesini tam ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Malzemeleri güzelce yıkayıp temizledikten sonra artık yapım aşamasına başlayabiliriz. Uç kısmını kestiğimiz bir baş sarımsağı önce yağlı kağıda daha sonra alüminyum folyoya sararak pişirmeye hazırlayalım. Kapya biberlerin üzerine bıçak yardımıyla 2-3 adet delik açtıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye başlayalım. Kapya biberler pişerken domateslerin piştikten sonra kolay soyulabilmesi için alt kısmına bıçak yardımıyla artı şeklinde çizikler atalım. Hazırladığımız sarımsağı da tepsiye yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye bırakalım. Sosu biraz daha lezzetlendirmek istediğim için birkaç tane de yeşil biber eklemek istedim. Biberlerin sap kısımlarını ve çekirdeklerini temizledikten sonra robot yardımıyla küçük parçalara ayırıyorum. Dilerseniz elinizle küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Kapya biberler közlendikten sonra kabuklarını soyma aşamasına geçebiliriz. Benim kullandığım kapya biberlerin kabukları çok rahat bir şekilde soyulduğu için rahatlıkla temizledim. Eğer sizin kullandığınız kapya biberlerin kabukları rahat temizlenmiyorsa, fırından çıkar çıkmaz bir poşete ya da kapaklı bir kaba koyarak bekletebilirsiniz. Bu sayede kapya biberler soğuduktan sonra kabukları çok rahat bir şekilde temizleniyor. Tüm kapya biberlerin kabuklarını ve içindeki çekirdekleri temizlemeye devam edelim. Aynı şekilde közlediğimiz domateslerin de kabuklarını soyalım. Kanalımın gelişip büyüyebilmesi için tarifimi beğenip kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Kabuklarını soyup temizlediğimiz domatesleri de bir kaba alalım. Tencerede pişirirken rahat karıştırabilmek için kapya biberleri gelişi güzel bir şekilde doğrayalım. Doğradığımız kapya biberleri tekrardan aynı kaba geri alalım. Tencereye sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra robottan geçirdiğimiz yeşil biberleri ekleyelim. Biberler pişip yumuşamaya başladıktan sonra közlediğimiz kapya biberleri, domatesleri ve sarımsağı ekleyelim. Sarımsaklar fırında güzelce piştiği için sıktığımız zaman çok rahat bir şekilde kabuklarından ayrılıyor. Tuzunu da ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye başlayalım. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca bu şekilde ara ara karıştırarak pişirdim. Pişerken bütün lezzetler birbiriyle bütünleştiği için ortaya çok lezzetli bir tat çıkıyor. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar rondodan geçirelim. Bu seneki kış hazırlıklarında siz neler yaptınız? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İstediğimiz kıvamı yakaladıktan sonra sosun içerisine son olarak sirke ekleyelim. Sirke miktarını yarım çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde ekledim. Bu aşamada lezzet kontrolü yaparak eksik olan ne varsa ekleyebilirsiniz. Ben tuzu biraz eksik olduğu için tuz ekleyip 5 dakika kadar daha pişirdikten sonra kavanozlara pay ettim. Kahvaltılık sosumuz soğumadan hemen sıcak sıcak kavanozlara pay edelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir emoji bırakıp bir arkadaşınıza gönderirseniz çok sevinirim. Kavanozları pay sonra kapaklarını sıkıca kapatalım. Daha sonra hazırladığımız tüm kavanozları bir tencereye yerleştirip yarısına kadar gelecek şekilde kaynar su ilavesi yapalım. Üzerine tencerenin kapağını kapattıktan sonra 20 dakika kadar bu şekilde kaynatalım. Kavanozları tekrardan kaynattığımız için kapakları güzelce vakumlandı. Bu sayede kış aylarına kadar serin ve kuru bir ortamda rahatlıkla saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma olmayacaktır. Ben sizler için ertesi gün bir kavanozunu açarak göstermek istedim. Servis ederken üzerine maydanoz ve cevizle süslemeyi tercih ettim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Kahvaltıya gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Değerli vaktinizden ayırıp tarifimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecekleri afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşçakalın.